Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yine bir biten ürünler videosuyla geldim. Ben daha çok biten ürünler videolarını mevsimlere ayırarak yapmayı tercih ediyorum. O yüzden burada bahar, yaz aylarında bitirdiğim ürünler olacak. Umarım hoşunuza gider. Bayağı fazla ürün var. O yüzden direkt videoya geçiyorum. Belirli bir sıra ya da kategoriye göre gitmeyeceğim. Çünkü şu yatağın köşesine dizdim her şeyi, oradan düşmeden elime hangisi gelirse oradan gitmeye çalışacağım. Bir tane pudra var. Bu yanılmıyorsam Rimmel markasının Stay Matte pudrası mıydı? Şöyle hani hiçbir şey kalmamış, tuzla buz olmuştu bu. Herkes çok seviyordu bu pudrayı. Ben gerçekten sevemiyordum. Bayağı ağır geliyordu bana. Bayağı ağırlaştırıyordu altındaki makyajı. Bana çok ince ya da hafif gibi bir hafif bir pudra gibi gelmedi hiçbir zaman. Sevdiğim bir ürün de değildi. O yüzden özlemeyeceğim. Tekrar alacağımı zannetmiyorum açıkçası. 01 transparan rengiydi bendeki bu arada. Elimde 3 adet maskara var. Bir tanesi Maybelline'in Rocket Volume maskarası. Bir aralar en sevdiğim maskaralardan biriydi. Şu dönemlerde hiç eskiden kullandığım kadar sık kullanmıyorum ama güzel hala. Bir diğeri ise üzerinde hiç şey gözükmüyor ama Max Factor'ın Clump Defy olacaktı adı bunun. Fırçasını en sevdiğim maskaralardan biri. Kirpikleri en güzel tarayan ve aynı zamanda alt kirpiklerde en sevdiğim maskaralardan biri bu. Diğeri de her ay hani olmazsa olmaz bu videoda mutlaka göreceğiniz Maybelline'in One by One Satin Black maskarası. Hani bu olmazsa bitenler videosu denilebilir mi buna? Denilemez. Bir tane daha Maybelline var. Bu Maybelline'in One by One'ın orijinal olanı, normal versiyonu yani. Bundan da bir tane daha bitmiş. Bir tane Etude House markasının Color My Brows kaş maskaralarından, renkli kaş maskaralarından. Bu 4 numara olacak emin değilim ama fırçası ve formülü oldukça sevdiğim ürünlerden ama rengi biraz sıcak geliyordu ama Kore'de aldığım ilk kaş maskarasıydı bu. Öyle bir özelliği var. Yoksa çok iyi de değil, çok kötü de değil. Orta kararda bir ürün. Hani bu hangi markaydı bu hiç hatırlamıyorum. Bir tane Japon markası var. Adını içindekiler kutusuna bulup yazarım. Ben bundan 5 tane falan alıp depolayıp gelmiştim. Bir ucunda tabii kalem bittiği için çıkmıyor ama bir ucunda normalde ince uçlu bir kalem olacak. Diğer ucunda ise bir tane liquid kaş liner'ı olması lazım. İki ucunu da çok sık kullandım. İki ucunu da çok seviyorum. Formül olarak en sevdiğim kaş kalem ürünlerinden her iki tarafı da. Renk olarak da en sevdiklerimden ama Japon ürünü, o yüzden Kore ürünlerinden bile daha zor Japon ürünlerini almak çünkü. Estee Lauder'ın Day Wear nemlendiricilerinden bir tane daha. Değil mi bu? Evet, tamamıyla bitmiş. En sık kullandığım gün kremlerinden. Bu benim özellikle geçiş mevsimlerinde. 30 ml olması lazım bunun. Ben genelde kavanozdaki nemlendiricileri her zaman olabildiğince küçük alıyorum. Havayla temas ettiği anda, çünkü içindeki maddeler bozulmaya başladığı için 100 ml'lik alıp da bir sene boyunca onu orada tutmanın pek bir anlamı yok. Etude House'un Collagen serisinin Collagen Moistful nemlendiricisi. Jel yapıda, su gibi, oldukça hızlı emilen ama güzel nemlendiren bir nemlendiriciydi. Bundan bir tane daha bitirmiştim. Elimde iki tane daha var. Çiçekli bir serisi vardı. Bir de Süper Kolajen var galiba. Yakın zamanda Süper Kolajen'i kullanmaya başlayacağım. Sonra üçünü birlikte incelediğim bir blog yazısında bundan daha detaylı bahsederim ama fazla bir parfüm kokusu olan ama güzel bir nemlendirici. Bir nemlendirici daha. Clinique'in Super Defense nemlendiricisinin bu 15 ml'lik boyu olması lazım. Seyahatlerde yanıma götürüyordum bunu. Eğer kuru ciltliyseniz Clinique'in en güzel gündüz kremlerinden biri. Yağ bazlı, bir tık daha yoğun ve güzel nemlendiren bir yapısı var. Ben bayağı seviyorum bunu. O yüzden zaten seyahat boylarını falan biriktirdiklerimden biri. Lush markasının Tea Tree Toner Water'ı, çay ağacı yağı özü içeren bir tonerle su, bakım suyu arasında bir şey. Sabahları pomağa sürüp tüm yüzümü bununla siliyordum ben. Fırsatım olduğunda yurt dışına her gittiğimde aldığım ama özellikle yurt dışından sipariş ettiğim bir ürün değil. Bayağı eskiden beri kullandığım bir ürün olduğu için birazcık alışkanlık ürünü gibi diyebiliriz buna ama Lush'tan en sık satın aldığım ürünlerden biri. Sık satın aldım diyorum ama Türkiye'de artık olmadığına göre sık alamıyorum ama hani aldığım ürünlerden biri. Geçenlerde cilt bakımı dolabımı düzenlerken tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürün var mı diye onları ayıkladım düzenlerken. İki tane ürün vardı. Bir tanesi Nature Republic markasının Hawaiian Fresh Clay Pack'i. Bu bir kil maskesi. Bunun yarısını falan kullanmışım ve kullanmayı ondan sonra bırakmışım. Neden bıraktığımı da hatırlıyorum. Çok ağır bir kokusu vardı bunun. Hala parfüm, buram buram parfüm kokuyor.
çok feci parfüm kokuyor ve dayanamıyordum yani, yüzüme tutamıyordum bunu yüzümde. Bayağı da uygun fiyatlıydı, denemek için almıştım ama kaldıramadım yani bunu yüzümde. Aa. Yine kuruyan bir diğer kil maskesi ise Body Shop'ın Seaweed Iconic Clay Maske. Bayağı az kullanmışım bunu. Çatlamış, kurumuş, Allah bilir ne kadardır oradaydı o. Bunu yanılmıyorsam Çay Ağacı serisinin maskesiyle bir arada kullanıyordum. Aynı dönemde almıştım. Çay Ağacı'nınki kullanmaya devam edip bunu bırakmıştım. Çünkü bu o dönemde kurutmuştu galiba cildimi. Bunun dışında yine aynı serinin Seaweed Clarifying Night Treatment'ı var. Bunu ben kullanmıyorum. Kardeşim kullanıyor gece serumu olarak. Ben zorla banyoya sürükleyip sür dediğimde en azından sürüyor. Onun cildi birazcık daha karma yağlı olduğu için o bitirdi bunu. Sepetime gelmiş benim. O yüzden söyleyeyim dedim. Cilt bakımı dolabımı temizlerken bulduğum ve çöpe giden ürünler arasında La Roche-Posay'in Effect'le Duo'su var bir tane. Ürünle ilgili hiçbir problemim yok. İnanılmaz sevdiğim ve inanılmaz başarılı bulduğum ürünlerden biri. Sadece bu bayağı eski. Ve hani tarihi geçtikten sonra kullanılacak bir şey değil. Cilt bakımının hiçbir alanı. O yüzden çöpe gidiyor bu. Yoksa bayağı güzel bir ürün. Bir tane Body Shop'ın yılbaşı koleksiyonunda çıkan neydi bu? Elma Glazed Apple Sugar Scrub'ları. Body Shop'ın diğer scrub'larına kıyasla sugar scrub'larını daha çok seviyorum. Bu tanecikleri iri olan scrub'ları pek bir şey yapmıyor. Gerçekten yapmıyorlar. Ama bu sugar scrub'ları gerçekten ölü deriyi çok güzel arındırıyor. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Kesinlikle kurutmuyor cildi. Ve bu Glazed Apple serisi yılbaşında çıkarmışlardı bunu. Mükemmel kokuyor. Ya. Böyle güzel koku olamaz. Ben bunun mumunu bile almıştım. Elma kokusunu sevdiğim için. Yılbaşında gene çıkartırlarsa mutlaka kapın bunlardan. Güzel peeling yapıyor çünkü. Yine Body Shop'ın Cocoa Butter Creamy Body Wash'ı. Krem yapıda olan bir duş jeli, duş kremi. Duş jellerine kıyasla bu Creamy Body Wash'lar daha az kurutucu mu bilmiyorum. Ben öyle zannedip almıştım ama çok büyük bir fark görmemiştim yani. Bunun şişeyi şöyle sıkması bayağı zor. Bunların şişesi değişti mi bilmiyorum. Değişmiştir herhalde. Onun dışında yine Body Shop'ın Body Butter'larından bu hangisi? Cocoa Butter'lı olanını bitirmişim. Koku olarak çok güzel değil ama yapı olarak en sevdiklerimden biri benim. En sık satın aldıklarımdan biri gerçekten kokoolu olanı. Shop'tan bayağı vücut günlük bakım şeylerini Body Shop'tan bayağı sık aldığım için. Yine Body Shop'ın Moringa serisinin duş jeli. 750ml bu devasa boyutu. Bu boyutta olanlarını ben kaçırıyorum ama bunları almaya bayılıyorum. Hem çok uzun süre dayanıyorlar hem de belli başlı favori kokularım olduğu için ne alacağımı hemen biliyorum. Bayağı severek kullandım bunu. Moringa serisi koku olarak benim en sevdiğim şeylerden biri. Yazın en sık kullandığım body butter'lardan biri aynı zamanda da bu arada. O yüzden bahar yaz aylarında bitirdim bunu. Bir tane Elidor'un canlandırıcı kuru şampuanı var. Çok sevmedim bunu. Yine çok fazla hacim veriyor. Ne de çok yağını çok güzel alıyor. Böyle çok fazla bir şey yapmıyordu. Öyle hatırlıyorum en azından. Defterime bakmam lazım. Yani Batiste'nin Sweet and Delicious Sweetie kokulu kuru şampuanlı. Arkadaşım Selina İngiltere'ye gittiğinde, İngiltere'den dönerken bana böyle Noel Baba gibi bir çuval bir şeyler getirmişti. Onlardan biri de buydu. Batiste'nin kuru şampuanlarını çok sevdiğimi biliyor çünkü. Kardeşim de benim kuru şampuanlarımı kullandığı için bayağı yakındığımı da biliyor. Kokusu güzel olduğu için bunu orada görünce bana bir tane kuru şampuan getirmişti. Çuvalın içinden çıkan bir sürü şeyden biriydi. Makyaj telaşı Instagram'da. Bayağı güzel kokuyordu bu. Severek kullandım. Schwarz Group'un Gliss işte serilerinden Ultimate Oil Elixir şampuanı. Bunu hem şampuanını hem saç kremini almıştım. İkisini de sevmedim. Bir kere Oil Elixir diyor ya hani mesela Elsevier'in yağ özlü üzerinde yağ yazan şampuan şeyine baktığınızda gerçekten yoğun nemlendiriyor. Bu çok garip bir doku böyle. Sanki temizlenmemiş gibi bir his doku bırakıyordu geride ama ağır bir nem vermiyordu saça. O yüzden çok sevemedim. Çok fazla bir şey yapmadı yani. Ben nem bekliyordum. İlk beklediğim oydu. Onu çok fazla veremedi. O yüzden bundan sonra yine bir saç ürünü olarak Bumble & Bumble'ın BB2'nin hairspray var. Bu seyahat boy olanı. Ben Bumble & Bumble ürünlerini tuzlu su spreyi dışında genelde böyle küçük boylarını alıyorum. Çok uzun süre dayanıyorlar çünkü. Bu hairspray hacim verici bir hairspray. Ben bunu ama saçlarımın diplerine saçımı ıslakken sıkıp ondan sonra kurutuyordum.
hacim versin diye. Bayağı da severek kullandım. Tekrar John Frieda'nınkini alacağım bir dahakine büyük ihtimalle. Ama ondan sonra tekrar buna dönebilirim. Bayağı kullanışlı oluyor. Özellikle de seyahat ederken minnacık çünkü. Yine kardeşimin bitirdiği bir tane Body Shop'ın Tea Tree serisinin yüz temizleme köpüğü var. Dibinde birazcık kaldı ama bunu açalı çok uzun zaman olduğu için ben aldım çöpe attım. Ona yeni bir tane temizleme jeli verdim. Çünkü tarihi geçmiştir bunun yani. Bir yıldan uzun süredir duruyordur kesin oradan. Bakmıyor hiç öyle şeylere çünkü. Sembolik olarak Nivea'nın Invisible Black and White deodorantından bir tane gösteriyorum. Birkaç tane var bunlardan bir tane. İki tane ıslak mendil var. Bir tanesi benim sürekli kullandığım Kalan'ın makyaj temizleme mendilleri. Makyaj yaparken elimi silmek için kullanıyorum. Bütün bitenler videolarında bahsediyorum zaten. O yüzden geçtik. Kalayı bulamadığım bir gün bu BBT markasının micellar makyaj temizleme mendillerini almıştım. Yapış yapış bıraktı elimi. Hani elimi silmekten hoşlanmadım. Yüzümü silseydim gerçekten nefret ederdim herhalde. O yüzden sevmedim bunları. Benim büyük kare ve de küçük yuvarlak makyaj temizleme mendillerinden birkaç tane bitirdim. Bunlar Etude House markasının AC Clinic Intense Pink Powder Spot Patch'leri. Bunlar sivilce üzerine yapıştırılan bantlardan sivilcenin gece içerisinde küçülmesini sağlayan, şu şekilde farklı boyutlarda hani bittiği için görünmüyor ama ben bunlardan 10'lu bir paket almıştım indirimde diye sadece. O yüzden hala bir 7-8 paket var. O yüzden bu bitenlerden biri sadece. Güneş ürünlerinden La Roche-Posay markasının Antelios XL Ultra Light olanıydı bu değil mi? Evet. SPF 50 Ultra Light Light koruyucu spreyi bir tane bitti. Bundan iki tane bitti. Bir tane yaz tatilinde bitirdiğim bir de bu var. Bir de Clinique'in sarı olan serisinin yani kimyasal filtreleri olan serisinin SPF 50 güneş koruyucu vücut kremi belli nedenlerden dolayı. Bundan bir tane bitti. Şehirde kullandım daha çok bunu. Bunu daha çok tatilde kullandım. Bu Innisfree markasının Dandelion serisinin Calming Cleansing Oil'ı makyaj temizleme yağı yatıştırıcı olan serisini. Daha önceden bahsetmiştim bundan. Hatta pozitif bir şekilde bahsetmiştim. Dibinde şu kadar var bunun hala ama atıyor olmamın nedeni yapısı değişti. Ve açtıktan 2 ay sonra falan değişti bunun yapısı. Büyük bir şok geçirdim böyle çünkü son kullanma tarihine baktım. Son kullanma tarihi 2018'de yani hiçbir nedeni yok. Açtıktan 2 ay sonra da hemen gitmiş olması mümkün değil. 12 ay çünkü dayanma şeyi ama kokusu çok değişti ve de gözlerimi inanılmaz yakmaya başladı. İlk kullandığımda kokusu çok güzeldi ve de gözlerimi yakmıyordu. O yüzden gözlerimi yakmaya başladığı anda bay bay dedim kendisine. İki tane cilt temizleme ürünüm daha var. Bunlar Nip & Fab markasının Glycolic Fix Daily Cleansing Pad'leri. Bu gündüz için olanı, bu da Extreme gece için olan, daha yoğun olan versiyonu. Benim cildimde hiçbir şey yapmadı. Hani sabahları kolay oluyor, şöyle yüzümü silmek için kullanıyorum. Zaten o yüzden bitirdim ama hani sonuç bekleyerek kullanacağım oran değildi. Neyse ayrı bir video yapayım ben en iyisi bunlara dair. Çünkü kafanızı karıştırmak istemiyorum şu anda. Tam açıklayamayacağım sürece de boşuna konuşmak istemiyorum. Ayrı bir video yapacağım bunlarla ilgili. Şu saniyede karar verdim. Orada görüşürüz. Bu yine Body Shop'ın yılbaşı serisinin, elmalı serisinin, Glazed Apple serisinin lip balmı. Bir tane onu tamamen bitirmişim. Gayet severek kullandım. Ve benim bahar-yaz mevsiminde kullandığım, bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bahsedilen ürünler hakkında size bir fikir vermiştir bu video. Merak ettiğiniz daha detaylı bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Blog yazısını yazdıktan sonra aşağıya linkini bırakacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.